Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu videomuz içerisinde altının zamanının artık gelip gelmediğine bakacağız. Altında yükseliş kaldığı yerden devam edecek mi? Hem sizlerle birlikte temel analiz hem de e, grafik üzerindeki analiz yöntemimizle altındaki son durumu burada birlikte inceleyeceğiz ve bulmaya çalışacağız. Bu videomuz içerisinde gümüşe değineceğiz, e, gram altına değineceğiz, gram gümüşe, ons altına hep birlikte sizlerle birlikte değineceğiz. Evet sevgili dostlarım bence altında artık zaman daraldı. 2022 sonlarına doğru, 2023 başlangıç dönemine doğru altının onsu için e, sizlere vermiş olduğumuz tahminler doğrultusunda 2100 ve 2300 dolara doğru atakların altının onsunda artık buradan yukarı yönlü ben devam edeceğini düşünüyorum o yüzden de. Altındaki sıkışıklığın artık sonuna geldiğimizi buradan söyleyebiliriz. Biraz sonra gram altınla ilgili beklentilerimi de gene açıklayacağım. Gümüş ile ilgili olan beklentilerimizi sizlerle birlikte burada değerlendireceğiz. Ama öncelikle ons altında bir başlayalım. Bakalım ons altındaki son durum ne şekilde e, gelişiyor. Grafik üzerinde kanallar arasında ons altındaki düşüş sürecinin devam ettiği ve bu düşüş sürecinin sona erebilmesi için ise altının ons tarafında arkadaşlar bakın şurada Kapanışlara ihtiyacımız var. Bu hafta itibariyle baktığımız zaman buradaki seviyenin 1.740 dolar seviyesi üzerinden geçtiğini sizlerle birlikte görüyoruz ve altın ilerleyen günlerde buradaki 1.740 sürecini yukarı yönlü aşıp 1.800 dolar hareketine başlayacağını ben düşünüyorum ve buradaki hareketler başladığı zaman da sert ve bir anlık şoklar halinde hızlı bir şekilde altında artık yukarı yönlü hareketlerin gelebileceği tahmin ve öngörülerim arasında bizler için. 1660 destek bölgesi altında önemli olacak. Burada belirttiğimiz ve grafik üzerinde de gösterdiğimiz gibi 1660 dolar desteği altının e, onsu için gerçekten önemli bir seviye. Burada e, bir keris silkelemesi şeklinde bir hareket de görülebilir ise en son artık buradaki toparlanmanın 1594 dolar seviyesine kadar altının onsunda aşağı yönlü e, gelebilirliği de var. Fakat 1660 desteği şu an itibariyle baktığımız zaman iyi bir şekilde çalışmakta ve burada artık Forex ve Viyo piyasasında da hareketleri izleyen arkadaşlarımız için şu şekilde 1660 bölgesi, yukarıda 1706 direnç bölgesi ve 1734 bölgeleri şeklinde hareket takip edilebilir sevgili dostlarım. Tabi bu şekilde de hareketler aşağı ve yukarı kaldıraçlı sistemle uğraşan arkadaşlarımız için kısa yönlü sat şeklinde değerlendirilebilir. Fakat şu aralar ABD faiz oranları ve ABD enflasyon verilerinin açıklanacak olmasından dolayı arkadaşlar ABD'nin artık gidecek yerinin kaldığı konusunda benim çekincelerim var çünkü ABD ekonomisi faiz arttırmaya devam ettikçe ABD bölgesinde yaşayan esnafların da zor durumda kalma olasılıkları oldukça yüksek zaten oradan da sesler gelmeye başladı IMF tarafından da sesler gelmeye başladı agresif faiz politikasına son verilmesi gerektiği yönünde açıklamalar olmaya başladı. Ayrıca e, ABD dolar endeksine de baktığımız zaman 114 puana e, artık orada biz zaten bir çanak formasyonumuz vardı ve oranın hedefinin de 114 puan seviyesi olduğunu sizlerle birlikte daha önceki dolar endeksinde e, analizlerimizde zaten belirtmiştik ve dediğimiz gibi bu 114 puan seviyesine kadar dolar endeksinde yukarı yönlü hareket başladı. Orada da e, bir düzeltme sürecinin geleceği e, ABD 10 yıllık tavirlerinde 4 puan üzerine e, kadar yükseldiğini düşünürsek artık e, ABD dolar endeksi tarafında da bir düzeltme geleceği ve bu düzeltme hareketinin altın tarafına yarayacağı, gümüş tarafına yarayacağı da e, düşünülebilir sevgili dostlarım. Yani artık a, e, ABD faiz arttırırken agresif tutumunu biraz daha yumuşatacaktır diye ben düşünmekteyim. Ve artık bu faiz artışlarıyla birlikte de 0.50 bas puanlık bir faiz artışı e, ABD FED'den geleceği yönündeki beklentim mevcut bu beklentiler dahilinde de 1660 seviyesi altının onsu için iyi bir seviye buradan 1706 ve 1735 dolarlara doğru yukarı yönlü hareket ve bu hareketle birlikte de 1788 dolar seviyesine doğru e, bu hareketin yukarı yönlü gitmesi beklentilerim dahilinde tabi izleyip göreceğiz e, benim beklentim budur 2022 yılı bitmeden de hızlı bir şekilde altının ons tarafında 2.100 ve 2.300 dolar aralığına doğru altının ons tarafında bir yükseliş e, geleceği yönündeki beklentilerim de hala mevcut. Bu da bunun bir kenarımızda bulunsun sevgili dostlarım. Evet gram altın tarafına hemen bakalım gram altındaki son durum. Evet gram altında baktığımız zaman arkadaşlar gram altında e, düşen trendin yukarı yönünü kırıldığını hep birlikte buradan görüyoruz. Burada bir e, düşen trend grafiğimiz var ve bu düşen trend e, grafiğimizde de altının onsu e, bu trendi yukarı yönünü aşıp 1030 TL civarında bulunan e, dirençle karşılaştığı görülmekte. Bu düşen trend içerisine tekrardan giriş yapabileceğiz. O yüzden altının onsunda e, 980 seviyesi önemli bir bölge olacak. Bu 980'i e, sizlerle birlikte takipteyiz. Çünkü burası bir retest test yapıp yukarı yönlü hareketine gram altın tekrardan devam edebilecek mi? E, bu hareketin tekrardan yukarı yönlü bir retest test şeklinde aşağı yönlü düşüşü kırıp Buradan e, yukarı yönlü tekrardan hareketine devam edebilecek mi? O yüzden 980 önemli bir bölge ve bu bölge üzerinde kalındıkça artık e, gram altında da düşüş olacak şeklinde e, yorum yapmamız da doğru olmaz. Haftalık bazda gram altın tarafına baktığımız zaman yine bir üçgen ve bu üçgen içerisindeki hareketlerin devam ettiğini burada hep birlikte sizlerle izliyoruz. 995-980 aralığı haftalıkta da yine önemli olacak çünkü haftalıkta yukarı yönlü hareketin tekrardan e, bir ivme kazanabilmesi için e, şuradaki gördüğümüz üçgenin üzerinde hareketler şart. Yani 1030 1035 e, Türk lirası üzerinde gram altının kendini yukarı atması şart. Aksi takdirde e, gene burada bir 960 e, seviyesi bizler için belirleyici bir bölge e, şekline gelecektir. Gram altın tarafındaki yatırımcılar için 950 960 aralığı Gram altında önemli bir aralık e, test edilmesi halinde burası bir alım bölgesi olarak da değerlendirilebilecek alandır diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Yukarıda da 1030 aralığı e, gram altının e, seyrini bizlere e, getirecek, bölgeyi açacak alan diyelim. Yani yükselişin devamı için 1030 şuradaki üçgen seviyesinin üzerinde kapanışların görülmesi şart. Aşağı yönlü hareketin de sertleşebilmesi için 960 TL altında hareketler şart. Bu da bir sıkışma bölgesi içerisinde gram altındaki hareketlerin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Şu an 1030 ve 960 bantlar arasındaki gelgitlerin gram altında hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi arkadaşlar dolar endeksi burada bir rol oynayacaktır. Ben dolar endeksinde 114 puan seviyesinden bir zirve görüldüğü ve bu zirveyle birlikte bir 110 111 seviyesinin e, altına doğru sarkmaların dolar endeksinde yaşanabileceğini düşündüğümden dolayı gram altın ve ons altın tarafında yukarı yönlü hareketleri e, tekrardan izleyeceğimizi düşünen taraftayım. O yüzden benim ilk etaptaki 1170 TL civarına doğru e, bu gram altın tarafında yukarı yönlü beklentim mevcut. Sizler de e, düşüncelerinizi gene bu video altında tekrarlarsanız buna da memnun olurum. Zaman içerisindeki e, FED'in özellikle agresif şahin tutumundan vazgeçip güvercin bir tutum içerisine gireceği de, çünkü ABD'de biliyorsunuz e, seçimler yaklaştı, seçimlerde e, bu politikayla girilmesi biraz zor gibi gözüktüğünden dolayı güvercin bir yapı haline dönüşeceği için, gram altında da e, bu 2022 yılı içerisinde ana hedef bölgem olan 1500 TL'lerin görülebileceği beklentim dahilinde hala da devam etmekte. O yüzden gram altında henüz aşağı yönlü seviyenin kırılmadıkça bu beklentim de devam ettiğini burada söylemek isterim sizlere sevgili dostlarım. Burada gene benim için uzun vadeci arkadaşlar için bir grafiğim var. bu grafik üzerinde de takip ettiğim seviye gram altında 960 seviyesi, gene önemli hatta 955 seviyesi önemli. Bu 955 seviyesi ee, uzun vade gram altın tutanlar için bir stop seviyesi artık e, yıl sonuna da gelindiğinden dolayı bu kısa vadeci ve orta vadeci e, uzun vadeci arkadaşlar için de stop bölgesi olarak kullanılabilecek bir alan diye de düşünmekteyim sevgili dostlarım. Bu 955'i koruduğumuz sürece bunun seviyenin üzerinde kalındığı sürece ilk etapta 1175 ve onun üzerinde bizler 1500 TL civarına doğru hızlı hareketler. Gram altın tarafında da yaşayabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Gümüş tarafına baktığımız zaman Gümüşün onsuyla hemen başlayalım. Evet, Gümüşün onsundaki hareketler. Burada Gümüşün onsunda sizlerle birlikte zaten bir üçlü dip seviyesi görüldü. Bu üçlü dip seviyesi formasyonlarının görüldüğü yerler birer dönüş hareketleridir arkadaşlar. Yani bir yükseliş hareketi şeklinde yorumlanabilecek seviyelerdir. O yüzden bizler Gümüşün ons tarafında Hala da yukarı yönlü seyrin devamını sizlerle birlikte bekliyoruz. Burada ilk etapta 23.80'e doğru ben gümüşün onsunda hala da hareketlerin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ee, bunun için 23.80 bizler için kısada bir hedef olarak takip edilebilir. Aşağıdaki stop bölgesi olarak kullanılabilecek alanda tam bu üçlü e, dip seviyesinin geçtiği alan. Burası da 18 lira civarından geçen alandır bizler için e, 18 dolar seviyesinden geçen alandır. 18 ve 23.80 zaman içerisinde 23.80'e doğru buradaki hareketlerin dolar endeksi etkisiyle birlikte e, yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Ve şu alan özellikle bolu, e, orta bant seviyemiz olan 21 dolar seviyesi de bizler için belirleyici bir seviye. Aşağıda bir strateji 18 e, dolar seviyesi stop. Bakın 21 dolar seviyesi geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği bir alan ve buranın da 23 dolar 80 cent civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri başlatacağını düşünen taraftayım. Çünkü üçlü dip formasyonlarında bir bu kadar da e, bu hareketin yukarı atması beklenir. Yani 21 dolar ve onun üzerinde 23 80 dolar civarına doğru yukarı yönlü hareketler. Zaten 23.80'in kırılması demek hareketin kopması anlamı taşıyacağından dolayı da e, buradaki hareket daha da Hızlanabilir ve şuradaki beklentim olan 2022 sonlarına doğru 2022 yılı içerisindeki beklenti seviyemiz olan 30 dolar seviyesine doğru da gümüşün onsundaki yukarı yönlü hareketlerin devamını bize getirebilir arkadaşlar. Gümüşün ons tarafında da artık dikkatli olunması gereken ani dönüşlerin. Bu dönüşler zaten bir kere denendi. Bu denemeler devam edecektir. Anlık yukarı yönlü hareketler hızlı bir şekilde gümüşün onsunda da e, yaşayacağımız bölgeler içerisinde gümüş gram evet gümüş grama baktığımızda 11.40 e, ons bazında 11 lira 40 kuruş burası gene bizler için güzel bir seviye haline geldi. 11.40 üzerinde 12.70 tekrar denilecektir ve buraya doğru e, bir hareket gümüşün gramında da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gümüşte 13.20 bizler için önemli bir direnç. Bu direnç yine 13.20 seviyesi e, takibimizde olacak. Tabi e, bu 2022 yılı sonlarına doğru bu 13.20'nin ben kırılıp e, 14-15 seviyelerinin de gümüşün gram tarafında e, görülebileceğini düşünen taraftayım. E, doların hareketleri ABD'de özellikle e, agresif faiz artışlarının devam etmesinden kaynaklı olaraktan e, orada bir dolar endeksi tarafında e, bir gevşeme beklentilerim var fakat yurt içinde arkadaşlar e, biliyorsunuz e, son kabine toplantısında e, çıkan sonuçlarda esnafa e, 7,5 faizle e, kredi verileceği şeklinde açıklamalar yapıldı. Bunlar e, esnafımız açısından güzel esnafımızı rahatlatıcı bir politika içerdiğinden dolayı e, burada bir e, para arzı yani bir para bolluğu dönemi içerisinde. Seçim ekonomisi dönemince girileceği düşüncemden kaynaklı olarak bizde altın, gram altın özellikle gram bazlı altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketin devam edeceği düşüncem mevcut. Dolar tarafında gene cari açık dengesinin oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da buradaki düşüşlerin, dolar endeksi düşüşlerin dünya genelinde euro, sterlin bazlı, altın bazlı ürünlerde, e, yukarı yönlü hareketi burada ülke içerisinde, Türkiye ekonomisi içerisinde yukarı yönlü hareketi başlatacağını, e, dünya genelinde doların zayıflayacağını düşünen taraftayım. İzleyip hep birlikte göreceğiz. Şurada e, önümüzde bir 3 aylık bir dönem kaldı. 2022 e, sonuna doğru artık 3 aydan az bir zamanımız kaldı. E, süreç içerisinde altın, gümüş, e, euro ve sterlin tarafının daha güçlü bir şekilde yukarı yönlü hareketlerini ...devam edeceğini düşünüyorum dış kaynaklı olaraktan. E, dolar tarafındaki hareketleri izleyeceğiz. Çünkü dolar tarafında her ne kadar dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler görülse de arkadaşlar... E, ...ülkemiz içerisinde e, doların da gene yukarı yönlü hareketine kademeli bir şekilde... ...kaldığı yerden devam edeceği e, beklentilerim dahilinde. Evet sevgili dostlarım altını ve gümüşü sizlerle birlikte değerlendirdik. Bir sonraki videomuz içerisinde e, dolar videosu gelecek... O dolar videosu içerisinde Bitcoin ve Eiro ile stellerini de değerlendireceğiz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.